videoda piyasada akım korumalı priz olarak satılan prizleri inceleyeceğiz. Bu tekli priz, bir de bunun ara kablo şeklinde grup priz olanları var. Bu tekli bir priz. Şimdi akım korumalı priz olarak satılıyor bunlar ama akım korumadan kastı ne ve içerisinde ne var? Yapacağımız şey o. Geçen gün marketten aldığım şöyle bir şey yazıyor kutusunun üstünde. Sürekli koruma. Bunun ne olduğunu anlamadım. Çocuk korumalı, orada bahsettiği şuraya sivri uçlar girmesini engellemek için çocuk koruma kapağı dedikleri şey. Aşırı yük koruması, yüksek gerilim koruması, yüksek ısıya duyarlı, termal koruma, kısa devre koruması, grup priz enerjilendikten sonra anında koruma. Buna diyor siz diyor prize bağlasanız, başka cihazlar da bağlasanız diyor, korur diyor. Maksimum 3500 watt 16 amper diyor. USB 5 volt 2.4 amper diyor. Bunda USB şarj kısmı yok. Şimdi burada merak ettiğim şey şu, aşırı yük koruması ve kısa devre koruması diyor. Aşırı yük koruması ile kısa devre korumasını bizde otomat sigortalar yapar. Yani diyor benim içimde diyor bir tane diyor otomat sigorta var diyor. Güzel, yüksek gerilim diyor koruması diyor. Onda bizde AG parafudurlar yapar. Benim içimde diyor bir adet de diyor AG parafudur var diyor. Burada yazılanlara bakacak olursanız bu üründen beklentim çok yüksek. Eğer burada yazılanlar doğruysa ve bütün bu korumaları eğer bunun içerisine sığdırabilmişlerse ki bir de buna, bunda yok ama 5 voltluk bir güç kaynağı var telefon şarjları için. Bu ürün 100 yılın ürünü olabilir. Bakalım şimdi alameti faikası neymiş? Şimdi bu ne? Bu bizim bir metal termostat dediğimiz termostat. Bu termostatları nerede görürsünüz siz? Örneğin ütülerin üstünde bu termostat vardır. Geçen akım belli bir noktaya geldiği zaman devreden çıkar ve işte soğuduğu zaman tekrar kapatır. Nerede var başka? Tost makinelerinizde var, fritözlerinizde var. Buna benzer yerlerde fırınlarınızda var. Bunun ayarlısı onlar. Bir metal termostat. Bunlar onun şu şekilde tekli olarak satılanları. Bir metal termostatı. Bir metal termostat ne yapar? Örneğin bunun üstte değer olması lazım. Ne yazıyor? 250 volt, 16 amper. 16 amperin üstündeki akımlarda geçen akım miktarına bağlı olarak zamanlı bir şekilde bu termostat açma yapar. Örneğin bunun üstünden 20 amper geçtiğinde ya da şöyle söyleyeyim, 16 amperlik geçen akımın ısısına göre dizayn edilmiştir. 16 amper üzerinden akım geçirdiğinde termostat açma yapmaz ama 16 amperin üstünde bir akım geçirdiğinizde, örneğin 20 amper akım geçirdiğinizde, o grafiklere bakmam lazım, ezberimde yok. Örneğin 20 amper akım, yani 4000 akım geçirdiğinizde örneğin bu 3 saat sonra açma yapar. Ya da 16 amperdir. Üzerinden siz bunun 32 amper akım geçirdiğinizde örneğin 15 dakika sonra açma yapar. Bunun bir grafikleri vardır. Bu o. Şurada bir adet varistör var. Nereye bağlanmış? Fazla nötr uçlar arasına bağlanmış. Şimdi açık söylemek gerekirse burada bir koruma var mı? Var. Ama PR olarak satışta kullandıkları kısma baktığımda bu üründen benim beklentim aşırı derecede yüksekti. Ha içinden ne çıkacağını biliyordum. Çünkü sistem yapının ne olduğunu biliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, piyasada satılan birçok üründe sadece faz nötr arasına varistör atarlar ya da işte faz nötr, faz toprak, nötr toprak arasına da varistör atılır. Üçlü varistör o şekilde satılır. Bu da yoktur çoğunluğu. Onu da söyleyeyim yani. En azından piyasadakiler göre bir tık iyi. Şimdi 16 amper kısa devre koruması yapar mı? Burada şöyle bir şey var. Bu priz 16 amperlik priz ve taktığınız ürün kaç amper akım çekiyor? Sizin eğer taktığınız ürün 20 amper akım çekerse zaten zırt pırt atacaktır. O üründe bunu kullanamazsınız. Ama taktığınız ürün örneğin 5 amperlik bir ürünse 3 misli ne yapar? 15 amper. 3 misli akım çekse dahi sizin oradaki cihazınız 16 amper açma yaptırmayacaktır. Öyle bir koruma yapmaz orada. Sadece 16 amperlik bir cihaz bulacaksınız. Artık ütü mü olur, fırın mı olur, ne olursa bu. Orada şöyle bir koruma yapar. Zaten sizin bu hattınızda, priz hattınızda bunun başında bir tane otomat sigorta vardır. Eğer otomat sigortanızda 16 amperse zaten onun içerisinde hem manyetik açı vardır, hem termik açı vardır. Yani kısa devre açma ve yüksek aşırı yük koruma vardır. O zaten IEC standartlara göre bunun çok daha önünde devreye girecektir. Yani buradaki termik korumayı eğer 16 amperin altında bir alıcınız varsa koruma yapmayacaktır. Bu birincisi.
kısa devre anında olduğunu düşündüğünüzde zaten bundan önce sizin otomat sigortanız devreye girecektir. Şurada ne var? Burada da varistör var. Varistör ne işe yarar? Varistör şu işe yarar. Bunun bir çalışma gerilimi vardır. Bu gerilimin üstündeki gerilimleri üstünden sönümler. Eğer bu pik gerilimleri çok yüksek değerde ise kendini patlatır. Pik değerleri, pik gerilim değerleri çok yüksek değilse üzerinden kendini sönümleme yapar. Bu iş sırasında zarar da görebilir, çalışmaya da devam edebilir. Varistör hakikaten burada işe yarar mı? Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Yüksek gerilim pikleri neden oluşur? Örneğin şebekenize bir yıldırım düşmesi gerçekleşir. Bu sizin alıcınıza kadar, sönümlenene kadar, belli bir değere düşene kadar gelir. Bu bir. İki, örneğin elektrikler gelmesi gitmesi sırasında paralel trafoların devreye girmesi ya da başka bir yerde bir trafonun devreye girmesi sırasında TEDAŞ kısmında ters inyeksiyon gerilimleri, gerilim pikleri neden olur. Ve bu sizin şebekeniz üzerinde yayılarak sizin alıcınıza kadar gelir. Ama bu varistör, örneğin elektronik üzerinde kontrol kartları olan tüm cihazların beslemelerinde zaten mevcut. Ne demek istiyorum? Sizin eğer çamaşır makineniz, buzdolabınız, işte ne diyelim başka ne var? Bulaşık makineniz, çamaşır makineniz, buzdolabınız, kombiniz, işte televizyonunuz, buna benzer ürünlerin besleme kartlarının girişlerinde bilgisayar kasalarını, güç kaynakları bu ürünlerden var ve çok fazla iş yapar mı derseniz şöyle söyleyeyim, şuradan örnek vereyim size. Gidin tüketici hak emniyetlerine bakın, orada elektronik arızaların birçoğu elektronik kart yanmasıyla ilgilidir. Ve örneğin kart yanmıştır, neden nedir? İşte yıldırım hattına, besleme enerji hattınıza yıldırım düşmüştür ve bu sizin işte ne diyelim kombinizin içerideki kartı yakmıştır. Şöyle bir şey olabilir, eğer kombinin besleme kartındaki 220 girişinde bu varistörler açma yaptıysa sadece o besleme katı yanar. İşte elektronik kontrol katına doğru gerilim yayılmaz. Ve şunu da görüyoruz orada, bu varistörlerin farkına varmadığı ya da bu varistörler devreye girmeden o kartların yandığını da görüyoruz. Tüketici hak emniyetlerinde bununla ilgili birçok dosya var. Yani bu varistör de aman aman öyle çok yüksek gerilimlerde şak diye %100 koruma yapacak, sizin devrenizi güvenliğe alacak diye bir şey söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim, burada bir koruma var mı? Evet, burada bir koruma var. Bu korumanın devreye girme olasılığı ne? Bu korumanın devreye girme olasılığından önce zaten sizin, bunun için konuşuyorum, termal koruma dediği ürün için konuşuyorum, bir metal termostat için, zaten otomat sigortanız devreye girecek. Bu bir. Buradaki varistörün değeri nedir bilmiyorum ama ürüne özel tasarlanmış elektronik kartları olan ürünlerde zaten ürüne özel tasarlandığı için daha iyi değerlere sahip varistörleriniz olacaktır. Ama onlara rağmen bu ürün devreye girer mi girmez mi açık söylemek gerekirse, yani bu ürüne iş düşer mi düşmez mi açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Yani bir diğeri, bu ürün yine iyi bir ürün söyleyeyim. Demin de dediğim gibi grup prizlerin içerisinde 3 tane varistör atıp size akım korumalı priz olarak satabilirler de. Bakın onlar akım korumalı priz değildir. Burada akım korumayı sağlayan şey ne? Burada akım korumayı sağlayan şey şuraya bir tane koydukları bir metal termostat. Ve ona istinaden akım korumalı diyorlar. Ve onun nasıl devreye gireceğini, nasıl çalışacağını ben size şimdi anlattım. Gerilim korumalı diye sattıklarının içerisinde de varistör vardır. Sadece şu varistör vardır. O şekilde satarlar. Dediğim gibi bu ürün bir tık diğerlerine göre daha iyi bir ürün. Ama üzerinde yazılan PR olarak, satış, pazarlama olarak yazılanlarla içerisindeki beklenti karşılıyor mu birbirine? Açık söylemek gerekirse karşılamıyor. İhtiyaç duyulur mu, duyulmaz mı? Burada bu ürünlerle ilgili ben bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Hani buradan çok daha benim eğer tesisatımın boyutlandırmasını, sigorta seçimini, ne bileyim, buna benzer işte AG profudurun olup olmamasına bakarak eğer benim tesisatımın koruma elemanı boyutlandırması iyiyse zaten bu elemanlara ihtiyaç duymayacağım. Bu elemanlar devreye girmeyecek. Ha kötü de olsa bu elemanların devreye girme olasılıkları çok daha zayıf. Bundan sonra ihtiyaç duyar mısınız, duymaz mısınız, kullanır mısınız, kullanmaz mısınız, bu kısmını size bırakıyorum. Amerikalı
adamlar fişlerin içerisine sigorta koyuyorlar. Bakın bu. Belki denk geldi gelmedi. Burada 13 amperlik bir tane fişin içerisinde silindirik eriyen telli sigorta var. Bu ondan daha mantıklı. Ne demek istiyorum? Bu alıcıdan kaç amper akım çekeceğiniz ya da bu prizden kaç amper akım çekeceğiniz bilemezsiniz. Dediğim gibi buna 1 amperlik de alıcı koyabilirsiniz. 16 amperlik de alıcı bağlayabilirsiniz. Ama burada bu fiş ürünü özeldir, cihazı özeldir ve cihazın çekmiş olduğu akım bellidir. Fişlerin içerisinde burada bazı işte Amerika'dan aldığınız cihazlarda içerisinde silindirik sigorta olarak görürsünüz. Bu bundan daha mantıklı açık söylemek gerekirse. Çünkü alıcı akım bellidir. Alıcının kendi fişinin içerisindedir bu. Alıcı akımı belli olduğu için buna oranla daha iyi koruma yapar. Ha bunun da dezavantajları var. Bazı risk tarafları var. Burada bir ısınma oluşacak. Eğer bu aşırı yüklü örneğin 13 amper bu. Bu 15-16 amperler çektiğinde saatlerce eriyen telli sigorta erisine bakacak olursanız işte 15-16 amperlerde akım çektiğinde dakikalarca, saatlerce bu açma yapmayacaktır. Burada oluşan ısıya eğer bu termoplastik eleman dayanabiliyorsa sıkıntı yok. Ama buradaki ısıya bu termoplastik eleman etrafındaki plastik dayanamıyorsa bu yanmaya başlayabilir. Bunun da öyle bir riski var. Bu videoda piyasada akım korumalı priz olarak satılan prizleri inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.